Yeniden merhaba herkese. Bir hafta sağlık sebepleriyle ara verdikten sonra YouTube ekranında tekrar beraberiz. Bu bir hafta içinde yine Türkiye gündemi çok değişti, çok hızlandı. Hem iç politikada hem dış politikada. Ama önce ekonomik veriler. Ekonomik verilere baktığımız zaman bir taraftan enflasyon verisi dün geldi. Arkasından büyümenin en önemli göstergelerinden PMI verisi dün geldi. İki tarafta da yön Türkiye ekonomisinin evet pozitif büyümeye geçtiğine işaret. Burada tabii dikkatimizi çeken PMI'nin 51,3 olarak açıklanması, yani imalat sanayinde üretim artık tekrar pozitif sınırın üzerine çıkmış durumda. 50 biliyorsunuz burada alt sınır, üzerine çıkmış durumda. Enflasyon tarafında ise hikaye biraz daha ilginç. Aslında çok da ilginç değil. Ne oluyormuş? Faizler indirince enflasyon düşmüyormuş. Faizleri indirince gerçekte reel faiz özellikle eksiye döndüğü şu aylarda enflasyonist baskı tekrar su yüzüne çıkabiliyormuş. Rakamlar üzerinden konuşursak enflasyon hatırlayacağımız üzere Ağustos'taki kur krizinden sonra 2018'de %25'e kadar yükselmişti. Arkasından geçtiğimiz 2 ay önce, 3 ay önce %8,5'lara geriledi. Ocak ayı itibariyle de tekrar %12-15'te. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana da Merkez Bankamız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1275 bas puan kadar faiz indirdi. Arkasından da verilen mesaj yine hatırlarsak Sayın Erdoğan'ın kendi sözlerinden Merkez Bankası'nın faizlerinin çok yakında bunu müjdelemişti Sayın Erdoğan. Tek haneli faizlere doğru gideceği. Bu da ne demek? Şu anda %12,15 enflasyonumuz var. %11,25 politika faizimiz var. Zaten negatif reel faiz veriyoruz. Bir 300 ya da 200-250 bas puan daha en az tek haneye ineceksek 9 küsürlü bir şeylere 200-250 mutlaka garanti cepte gibi gözüküyor. Bir 300 bas puan kadar daha Merkez Bankası'nın faiz indirimi söz konusu. Tüm bunlar olurken nasıl oluyor da kur işte 6 bandında da dolar TL'ye baktığımız zaman 6 bandının üzerine çıkmıyor. Çünkü negatif reel faiz var. Tabii burada da Türkiye'nin yine büyüme hikayesine hem geri dönelim hem biraz küresel ortamda gelişmelere bakalım. O taraftan bahsedersek de Türkiye ekonomisindeki büyüme evet pozitife dönmüş durumda ama hatırlarsak bu özellikle hem kamu maliyesindeki bozulma, kamu harcamaları üzerinden hem de kamu bankalarının verdiği teşvikli krediler sonucunda iç talebin körüklenmeye çalışılmasıyla yaratıldı. Ve bunun sonunda da %4,5-5'ler civarında bir bütçe açığıyla biz karşı karşıyayız. Mevcut 2020 sonu gibi. %4 zaten 2019 sonuna ulaşılmıştı. Dolayısıyla maliye tarafına ciddi bir yük oluşmuş durumda. Bu taraftaki yük ya da bu taraftaki oluşan açık tabii ki Türkiye'nin risk primini etkileyen faktörlerden bir tanesi. Diğer taraftan eğer hatırlarsak yine kurun her oynaklığının arttığı dönemde kamu bankaları devreye girdi. Döviz satışları yönünde devreye gitti. Özellikle swap piyasası üzerinden. Diğer yandan son 1,5 aydır özellikle bono faizlerindeki yaklaşık 190, 175-200 bas puanlık rally diyelim ya da bonoya olan talepte yabancıların kaçtığı ortamda yine Merkez Bankamızın alımları sayesinde gerçekleşti. Kısaca reel faizin eksiye dönmüş olması şimdilik iç taraftaki çabalarla kur üzerine yansımış değil. Ancak bu tabii yansımayacağı anlamına da gelmiyor. Bu durağan ya da bu TL üzerindeki baskıların hafiflemesinin iç taraftaki sebepleri bu şekilde olurken tabii dış dünya ile ilgili sebepler de var. Özellikle sene başında çıkan raporlarda IMF'nin, Dünya Bankası'nın Uluslararası Finans Kurumu'nun raporlarında hep dikkati çeken vurgu küresel büyümenin halen risk altında olduğuydu. Bu Davos'ta da bu tekrar tartışıldı. Özellikle bu tartışmanın sonucunda ne gördük biz? Amerikan ekonomisi evet bu sene sağlam büyüyecek olsa da önümüzdeki sene itibaren büyümesi %2'nin altına 1,7'ler 1,9'lar civarına kadar gerileyecek enflasyon yaratmayan ortamda. Dolayısıyla zaten Fed'in ne faiz arttırmak ne faiz indirmek gibi bir hareketi olmayacak. Aksine Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeye, özellikle bu virüs sonrası Çin tarafından parasal genişleme hareketleri devam ediyor. Ve bütün bunlar gelişmekte olan piyasaları destekler yönde. En azından riskler şimdilik bertaraf edilebiliyor. Ama Türkiye ekonomisi öyle bir noktaya geldi ki Merkez Bankası girip tahvil piyasasından bono alıyor ki bunu açıklamıştı başta para politikasında ama bunun yaklaşık
2-2,5 milyar dolar gibi çok hızlı bir tempoda gerçekleşmiş olması bence endişe vermeli, verici. Diğer taraftan kamu bankaları dövizin oynaklığı dönemlerinde döviz satarak piyasaya müdahale ediyorlar. Bunun da ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışmalı. Özellikle politik risklerin halen yüksek devam ettiği günümüzde negatif reel faizi ne kadar taşıyabileceğimiz, bunun TL üzerine yansımaları olmadan ne kadar TL'nin oynaklığının düşük tutulabileceği ya da yeni bir devalüasyon dalgasının engellenebileceği gerçekten bu sene boyunca tartışma konusu. Evet, elimizde Basel'ı etkisiyle kamunun çok kuvvetli desteğiyle sonuçta pozitif ödenen bir büyüme var. Bunun sonucunda biz %4'ler civarında bir büyüme, %12-13 civarında bir sene sonu enflasyonu, negatif reel faizler, yaklaşık %2,5 civarında yani 15-20 milyar dolar civarında bir cari açık seviyesiyle sene sonunu bitireceğiz gibi gözüküyor. 2020'yi kapatacağız gibi gözüküyor. Bunlar Türkiye ekonomisi için çok korkunç rakamlar değiller ama düşük büyüme performansı ve yüksek enflasyon kombinasyonu aşılamadığı, özellikle yabancı yatırım talebinin, yabancı fon yatırımının da, reel yatırımların da Türkiye'ye gelmekten imtina ettiği bir seneden geçmekte olduğumuzu hatırlamakta fayda var. Tüm bunların yanında yaklaşık özel sektörün ödemesi gereken 180 milyar dolarlık bir borç var ki bu konuda zaten kur üzerinde kısmen de baskı yapmaya devam ediyor. Ama en azından bu konuda geçtiğimiz senelerde olduğu gibi çok yoğun odaklı endişeler yok. Reel sektörde iflaslar devam ediyor. Bu yaratılan kamu desteğiyle yaratılan büyüme gerçekten bu iflasların, bu durgunluğun ne kadar önüne geçebilecek? İkinci yarıdan itibaren tartışmalı olacak bu verilerde. Ve bir taraftan da tabii artan politik riskler var. Bunlardan bir tanesi son çıkan anketlerde Sayın Cumhurbaşkanı'na olan desteğin puan puan azalmakta oluşu. Özellikle en son Suriye operasyonu açıkladığından bu yana 2 bas puan düşmüş durumda. %47'ler seviyesine. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı sistemi zaten ana tartışma konusu. Muhalefet partileri, yeni kurulan partiler de dahil birçoğu tekrar parlamenter sisteme dönüş olması gerektiğini tartışıyorlar. Bunlar zaten veri olarak elimizde, biz her gün bununla yatıp bununla kalkıyoruz Türkiye iç politika gündeminde. Bir de hep bildiğimiz ya da uzun zamandır bildiğimiz bu S-400 riski var. Halkbank davası ilginç dönemeçlerle devam ediyor. S-400'lere gelince, evet, orada Trump'la Sayın Erdoğan ilişkileri her ne kadar şimdilik bir takım baskıları erteliyor olsa da o baskıların sonsuza kadar ertelenemeyeceği de tartışılan konulardan bir tanesi. Bunun anlamı nedir? Özellikle S-400'lerin uygulamaya aktivasyonuna geçmesiyle beraber bahar aylarına doğru yaptırımların daha sertleşerek ya da uygulamada en azından daha ciddileşerek gündeme gelmesi söz konusu. Reel faizin negatif olduğu bir ortamda %9'lara kadar çekilmiş bir politika faizi, işte yaz aylarının iyimserliğiyle %10'lar civarına gerilemiş bir enflasyonla TL'nin istikrarı ne kadar korunacak? Bu da bir muamma benim gözümde. Ancak tabii İdlib'deki olanlar da atlanmaması gerekiyor. İdlib özelinde şehitlerimizin gelmesi özellikle kamuoyunun dikkatini çekti. Yoksa Türkiye'nin herhangi bir Suriye'ye giriş çıkış operasyonu artık çok fazla haber olmaz neredeyse nitelikte, ama orada tabii en önemli altı çizilmesi gereken faktör herhalde İdlib'de o yaşananların Türkiye ve Rusya, daha doğrusu Putin ve Erdoğan gerginliğini artık elle tutulur hale getirmiş olması. Rusya uzun süredir Esad'ın arkasında, bildiğimiz üzere son özellikle Amerika'nın Obama döneminde çekilmeye başlama planlarıyla beraber Rusya oraya aktif bir şekilde girmiş durumda. Sahada İranlı milisler, havada Rusya desteğiyle Esad'ın güçleri İdlib'i almaya doğru ilerliyorlar. Burada ne Soçi anlaşması kalmış durumda ne de Türkiye'nin gözlem noktalarında herhangi bir söz hakkı kalmamış demeyelim ama giderek azalmakta. Ve burada ısrarcı olduğu her gün bozulan Türkiye-Amerika ilişkilerine, bozulan Türkiye-Rusya ilişkileri de eklenmekte. Dolayısıyla bunların hep kısa vadede, orta vadede ekonomik yansımaları olacak gibi gözüküyor. Zaten yabancı yatırımcı Türkiye'ye artık çok da fazla girmek istemiyor. Özellikle geçtiğimiz hafta S&P'nin gerçekte Türkiye'nin para birimi olan Türk lirasının artık serbest hareket eden bir kur birimi değil, kamu tarafından yönetilen bir kur olduğunu altını çizmesi, yabancı bakışının neredeyse yansıması. Dolayısıyla böyle bir piyasaya çok fazla yabancılar girmek istemiyor, bu riskleri almak istemiyor.
Bütün bunların üzerine bir de geçtiğimiz haftada ben yoktum en azından YouTube yayınlarında. Çin'den gelen virüs şoku eklendi. Bu aslında çok önemli. Hani sağlık açısı bir tarafa, ben tabii burada ekonomi konuşuyorum ama Çin gibi %6 büyümeyi hedefleyen, onu istikrar gören ve onun altına her düştüğü gün dünya ekonomisinin hastalandığı bir ortamda Çin'in %6 performansından bu virüs sebebiyle bütün bu işletmelerin tatilin uzaması, işletmelerin kapanması sebebiyle büyümesinin %3,5'lara kadar ilk çeyrekte inecek olması sanıyorum dünyaya yeni bir şok dalgası verecek. İkinci çeyrekte de yılın bu büyüme performansı biraz toparlansa da, hani virüsün baskı altına alınabileceğini varsayarsak, Çin bu sene büyümede hedefi olan %6'nın altında kalacak gibi. Bunun bütün dünya emtia fiyatlarında, borsalarda, tahvil faizlerinde, Fed'in para politikasında, Avrupa'nın para politikasında, bunların hepsinde etkileri olacak tabii. Bu aslında bir anlamda Türkiye'nin avantajını, çünkü kur baskısını azaltan faktörler bunlar. Faiz artışları gelmeyecek, likitte pompalanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ama bizim Türkiye içindeki risklerimiz, kendi yarattığımız riskler, ekonominin bu şekilde her konuda tek taraf yönetilerek, kontrol edilerek yönetilmeye çalışması zaten kur üzerinde yeterli bir oynaklık yaratacak gibi. Dolayısıyla biz enflasyonun yüksek kaldığı, büyümenin evet pozitife döndüğü ama zayıf bir performansa devam ettiği bir yılda daha çok iktidarın desteğini almak istediği dış politika hamlelerini konuşuyor olacağız. Bunların da tabii sert bir şekilde geldiği ortamda da Türk lirasının bunun etkilenmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. Neyse ki önümüz yaz. Yaz ayları biraz daha bu anlamda turizm gelirleriyle sakin geçecek gibi görünse de son çeyrekte sanıyorum Türk lirasının dolar karşısında değerinin altının altına tutulması giderek zorlaşacak gibi gözüküyor, en azından benim bakış açımla. Bir sonraki programda güncel konularla tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum.